Merhaba sevgili hanımlar, Çakır Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep. Daha önceki videolarımda sizler için fıstık modelini uygulayarak askılı şort ve şapka yapımını anlatmıştım. Bugün ise yine aynı modeli, fıstık modelini uygulayarak askılı tulum yapılışını baştan sona anlatacağım. Tulumun boyutu 1 yaş için uygun oldu. Bu tulumu, şortu ve şapkayı yine dediğim gibi yazlık iplerle kullanarak, örerek rahatlıkla yaz aylarında da kullanabilirsiniz. Yine aynı ip kullanarak ben tulumu ördüm. Himalaya Bebeliks renk numarasını tekrar vereyim sizlere. 70445. Yine 3.75 şiş kullanarak tulumumu ördüm. Sizler kullandığınız ipinize göre 3.5 veya 4 numara şiş kullanarak tulumunuzu örebilirsiniz. Tulumu, şortu, şapkayı yazlık iplerle, koton pamuklu iplerle örerek yaz aylarında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kısaca yapımını anlatayım. A kısmından, ön parçasından ilk olarak başlayacağım. Ortadan başlayarak bacak artırmalarını yaparak beden kısmına geçeceğim. Beden kısmını koltuk altına kadar ördükten sonra her iki kenarda kol kesimini yaparak yakayı da örerek ön kısmını tamamlamış olacağım. Arka kısmını da yine aynı şekilde A kısmından başlayacağım. Bacak artırmalarını yaparak beden kısmını kol kısmına kadar öreceğim. Arkası için de yine kol kesimini yaparak yakayı ve askılarımızı örerek arka beden kısmını da tamamlamış olacağım. Daha sonra her iki kenardan bacak kısımlarından ilmeklerimi çıkartarak lastik örgümü öreceğim ve tulumumuzu tamamlamış olacağız. Hazırsanız bu güzel tulumun yapımına hep birlikte başlayalım. İçin ön bedenini ilk olarak öreceğim. Ön bedeni için A kısmından 3.75 numaralı şişme toplam 19 ilmeğimi atarak 4 diş haraşo örgümü tamamladım. 4 diş haraşo örgümü tamamladıktan sonra önden düz, arkadan ters örgü olarak ördüm. 2 4 diş haraşo ilmeklerim 2 4 6 8 10 sırada ters örgülerim olana kadar düz örgümü ördüm ve tulumun modeli için fıstık modelini kurmaya başlayacağım. Modelimizi kurmak için 19 ilmeğimin sağından ve solundan 9 ilmeğimi ayıracağım. Ortadaki ilmeğime kalan bir ilmeğimin üzerine modelimi kurmaya başlıyorum. Sıra sonlarında yine ilmeklerimi örerek aldım. Dönüşte sıra başında örmeden alarak örmeye devam edeceğim. İlk ilmeğimi aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ilmeğimi düz olarak ördüm ve 10. ilmeğimin üzerine ilk fıstık modelini uyguluyorum. Yine 2,5 milim kalınlığında bir tığ kullanarak ilmeğimin içerisinden 2 zincir çektim ve bir trabzan yaptım. Trabzanımın son ilmeklerini almadım, tığımda bıraktım, bir doladım ve yine 3. trabzanımı yaptım. 4. trabzanımı yaparak fıstık yapımını oluşturmuş oldum. Hepsini bir topluyorum ve topladığım ilmeğimi sağ şişime alarak ilk fıstık yapımını kurmuş olduk. Tulumumuz için kalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmeğimi ördüm ve böylelikle her iki kenarda eşit sayıda olarak modelimizi kurmuş olduk. Tersinden bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. İlk ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Yine sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Topladığımız yaptığımız fıstık modelinin ilmeğini biraz sıkıcı tutarsanız arkadaşlar boşluk oluşmadan gördüğünüz gibi sıkı bir şekilde tamamlamış oluruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Son ilmeğimi de haraşo örgü olarak ördüm ve tamamlamış oldum. Ön yüzden bir kez daha düz olarak bütün ilmeklerimi öreceğim ve tersinden de ters olarak öreceğim. Her iki kenarda bacak oyuntularımızı oluşturarak tulumun bedeninin de ilmeklerini artırmaya başlayacağım.
İlk fıstık modelini uyguladık ve bir sıra daha önden düz, arkadan ters olarak örüyorum. Son ilmeğimi örerek aldım, dönüyorum. Sıra başında bulunan ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sıra sonundaki ilmeğimi de haroşa örgü olarak alacağım. Tersinden sıramı tamamladım ve tulumun her iki kenarında ilmeklerimi artırmaya başlayacağım. İlmeklerimi artırmak için sağda 4 ilmek, solda 4 ilmek artıracağım. Her sırada sağda 4 ve solda 4 ilmek artıracağım. Toplam 3 kez dörderli ilmeklerimi artırmaya başlayacağım. Daha sonra 3-3 artırarak tulumun bacak oyuntusunu yaparak ve beden kısmı içinde ilmeklerimizi çoğaltarak çoğaltmış olacağız. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi şişime attım. Sizler elinizden hangi şekilde düşüyorsa ilmeklerinizi o şekilde alabilirsiniz, atabilirsiniz. İlk ilmeğimi düz olarak aldım. Ön yüzden artırmamı sağ taraftan yapmış oldum. 1, 2, 3 ve 4. Sıra sonuna kadar yine bütün ilmeklerimi önden düz olarak örüyorum ve sıra sonunda da 4 tane ilmeğimi artırma yaparak her iki kenarda 4'er ilmek artırmış olacağım. Son ilmeğimi de düz olarak aldım. Burada da yine 1 2 3 ve 4. 4 ilmeğimi artırdım. Tersinden ters olarak artırdığım ilmekler de dahil bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. İlk ilmeğimi düz olarak aldım ve burada ikinci ilmeğimi ters olarak alıyorum. 2 kenar kısımlarının biraz düzgün olması için ilmeklerimi sıkıca tutuyorum arkadaşlar ve sıkı olduğu için de ters ilmeklerimizi alırken burada biraz zorlanıyoruz. Ön yüzden alması biraz daha rahat oluyor. Tersinden benim alışlarıma göre ters ilmeklerimi alırken biraz daha zorlanıyorum. 4 ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak öreceğim. Ve son ilmeğimi de burada örerek aldım. Her iki kenarda 4'er ilmeğimizi artırmış olduk. Birinci artırmalarımızı yapmış olduk. Yine ön yüzde 4 ilmek daha sağ taraftan artırıyorum. 1, 2, 3, 4. Ön yüzden artırdığım ilmekler de dahil sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Sıra sonunda da yine 4 ilmeğimi artıracağım. Tersinden ters olarak sıramı tamamladıktan sonra ikinci artırmalarımızı yapmış olacağız. Ve yine ön yüzden sağ taraftan 4 ilmek daha artırma yapacağım. Ve sıra sonuna kadar öreceğim. Sıra sonunda da yine 4 ilmeğimi artırarak tersinden de bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Ve böylelikle her iki kenarda 3 kez 4'erli ilmeklerimizi artırmış olacağız. Bu şekilde ilmeklerimizi artırarak devam edelim arkadaşlar ve bir sonraki artırmalarımızı hep birlikte yapalım. Her iki kenardan 3 kez 4'erli ilmeklerimi artırdım. Şu an şişimde toplam 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43 ilmeğim var. Artırma işlemlerini yapmaya devam edeceğim. Bundan sonraki artırmalarımı sağda 3, solda 3 olarak devam edeceğim ve 4 kez sağda 3 kez artırma yapacağım, solda 3 kez artırma yapacağım. İlk fıstık modelini uyguladıktan sonra bu tersinden sıramı saydığımda 2, 4, 6, 8, 9 sıra ters örgülerim olmuş oldu ve yine bu sırada da artırmalarımı yaparak fıstık modelini de uygulamaya devam edeceğim. Her iki fıstık modelinin arasında 9 ilmeğim olacak. Çaprazlama modelimin gelebilmesi için ortadaki ilmeğimin üzerinden 9 ilmeğimin her iki ortasındaki ilmeğe, yani sağdan 4 soldan 5 ilmek ayıracağım. Pardon, sağdan 4 soldan 4 ilmek ayıracağım. Ortadaki 5. ilmeğimin üzerine fıstık modelini uygulayacağım. Burada fıstık modelimizin eşit şekilde gelebilmesi için ortadaki ilk modelimizin ilmeğini takip ediyorum. Sağından 2, 4 ilmek ayırdım. 5. ilmeğimin üzerine fıstık modelini uygulayacağım. 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimi ara ilmeklerim için ayırdım ve 10. ilmeğimin üzerine fıstık modelini uygulayacağım. 2, 4, 6 ilmeğimiz kaldı. 6 ilmeğimizi önden düz olarak öreceğim. Burada 3 ilmeğimi de artırma yapacağım. 1, 2, 3. Artırdığım ilmek ile birlikte 9 ilmeğimi düz olarak öreceğim ve 10. ilmeğimin üzerine fıstık modelini uygulamaya başlayacağım. Burada ön yüzden ördüğüm için yine ilk ilmeğimi örerek aldım. 1, 2, 3. 6 ilmeğimiz de modelimiz için kenar ilmekleri olarak kalmıştı. Artırdığım ilmekle 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimi düz olarak ördüm ve 10. ilmeğimin üzerine burada yine tığımla 2 zincir çekiyorum. 2. trabzanımı yaptım. 3. trabzanımı yaptım. 4. trabzanımı yaptım ve hepsini bir topladım. Topladığım ilmeğimi şişime aldım. Arada 9 ilmeğimiz olacak. 9 ilmeğimi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimi düz olarak ördüm ve 10. ilmeğimin üzerine yine fıstık modelini uyguluyorum ve böylelikle de her iki modelin arasına çaprazlama olarak modelimi de yerleştirmiş oldum. 10. ilmeğimin üzerinden 2 zincirimi çektim. 2. trabzanımı yaptım. 3. trabzanımı yaptım. Ve 4. trabzanımızı yaptım. Hepsini bir topladım. Burada yine 9 ilmeğimi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeğimi ördüm ve 10. ilmeğimin üzerine burada bir fıstık daha uyguluyorum. 2 zincirimi çektim. İkili trabzan yaptım. Üçlü trabzan yaptım ve dörtlü trabzan yaparak hepsini bir topladım. Ve yine burada 9 ilmeğimi düz olarak öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeğimi düz olarak ördüm ve 10. ilmeğimin üzerine burada da yine 2 zincirimi çekiyorum. 2. trabzanımı yapıyorum. 3. trabzanımı yapıyorum. Ve 4. trabzanımı yapıyorum. Hepsini bir topladım. Topladığım ilmeğimi şişime aldım. Burada 6 tane ilmeğimiz kaldı. 6 tane ilmeğimi ön yüzden düz olarak örüyorum. Burada sıra sonunda da 3 ilmeğimi artıracağım ve toplam her iki kenarda 9 ilmeğimiz olacak. Ön yüzden yine 1, 2,
3 ilmeğimi artırdım ve tersinden sıramı tamamen bütün artırdığım ilmeklerle birlikte ters olarak örmeye devam edeceğim. Birinci kez 3 ilmek artırmalarımızı yapmış olduk. Sağdan ve soldan 3 ilmeğimizi artırdık. Bu şekilde toplam yine önden düz, arkadan ters örgü olarak 1, 2, 3, 4 kez sağdan 3 ilmek artıracağım. 4 kez soldan 3 ilmek artırma yapacağım. Artırmalarımı tamamladıktan sonra tulumumuzun beden sayısına da ulaşmış olacağız. Tersinden bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum ve artırmalarımı tamamlayayım. Ben tekrar geliyorum arkadaşlar. Her iki kenardan dörderli artırmalarımızı tamamladıktan sonra üçerli üçerli artırmalarımı yapmaya başladım. Toplam 1, 2, 3, 4 kez sağdan üçer ilmek artırdım ve 4 kez de soldan üçer ilmek artırma yaparak tulumun ön kısmının bacak oyuntusunu yaparak ve beden ilmeklerimizi çoğaltarak tamamlamış olduk. Şu an şişimde 67 ilmeğim var. 67 ilmeğimi hiçbir artırma veya eksiltme yapmadan ön kısımda bulunan modelimi uygulayarak koltuk altına kadar örmeye devam edeceğim. Bu artırma işlemlerini tamamladım. Bir sonraki sırada modelimi kuracağım. 2, 4, 6, 7 sıra olmuş oldu. Yine önden düz, arkadan ters örgü olarak bir sıramızı daha tamamlayalım. Ve tulumun ön kısmı için modelimizi hep beraber kuralım. Önden düz olarak, arkadan da ters olarak bir sıramı daha tamamladım. Ve bu son modelimin üzerinden terslerimi saydığımda 2, 4, 6, 8, 9 sıra olmuş oldu. Ve yine modelimi uygulamaya başlayacağım beden kısmı için. Her model arasında 9 sıra terslerim olacak. Ve yine çaprazlama olarak modelimi uygulamaya ön kısmı için devam edeceğim. Burada modelimi uygulamak için ilk sırada bulunan fıstığımın üzerinden 2, 4, 5 pardon 2, 4 ilmeğimi ayırdım ve 5. ilmeğimin üzerine fıstığımı yapacağım. Arada 9 ilmeğimiz olacak. 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimi ayırdım ve 10. ilmeğimin üzerine fıstık modelini uygulayacağım. Kenar kısımda 3 tane ilmeğim kaldı. 3 ilmeğimi ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2 ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğimle birlikte 3 ilmeğimi örmüş oldum. Ve 4. ilmeğimin üzerine burada 2 zincir çekerek yine fıstık modelini uygulayacağım. Bir önceki sırada bulunan model fıstık modelinin arasına da aynı şekilde ilmeklerimizin arasına modelimizi yerleştirerek de tamamlamış olacağız. Yine burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimi ördüm ve 10. ilmeğimin üzerine fıstık modelini uyguluyorum. 2 zincirimi çektim ve 4 tane trabzan yapacağım. Hepsini bir topladım. Yine 9 ilmeğimi düz olarak öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu fıstık modelinin biraz daha sık olmasını isterseniz her 7 ilmekte bir modeli uygulayabilirsiniz ve 7 sıra ördükten sonra tekrar ikinci modelinizi uygulayabilirsiniz. Biraz daha seyrek olmasını isterseniz de her 11 sırada bir modeli uygulayabilirsiniz. Boydan da 11 sıra ördükten sonra daha seyrek bir şekilde de modelinizi tamamlayabilirsiniz. İsteğinize göre yerleştirebilirsiniz fıstık modelini. 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 zincir çekiyorum ve 4 tane trabzanımı yapıyorum. Hepsini bir topladım ve topladığım ilmeğimi şişime aldım. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimi ördüm ve 10. ilmeğimin üzerine yine modelimi uyguluyorum. Gördüğünüz gibi ilk sırada bulunan modelimizle aynı hizada tamamlamış olduk sayılarımızı. 2 zincirimi çektim. Hepsini 4 trabzanımın ilmeğinin hepsini bir topladım ve 9 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ilmeğimi düz olarak ördüm. 10. ilmeğimin üzerine burada da yine bir model daha uyguluyorum. İlmeğimi düz olarak örüyorum. 2 4 5 6 7 8 9 ve 10. ilmeğimin üzerine burada da bir model daha uyguluyorum. Hepsini bir topladım ve topladığım ilmeğimi şişime aldım. Son kez 9 ilmeğimi öreceğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ilmeğimi ördüm ve 10. ilmeğimin üzerine son fıstık modelini uyguluyorum. Hepsini bir topladım. Yine her iki kenarda 3 ilmeğim kalmış oldu. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Son ilmeğimi de haraşo örgü olarak ördüm. Ve beden kısmı için fıstık modelini uygulayarak örmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi 67 ilmeğimiz vardı. 67 ilmeğimizi dediğim gibi hiçbir artırma veya eksiltme yapmadan ön kısımda bulunan modelimizi uygulayarak koltuk altına kadar öreceğim. Tersinden sıramı tamamladıktan sonra yine önden düz, arkadan ters örgü olarak bu terslerimizin arasında, modelimizin arasında 9 sıra olana kadar örgümü tamamlayacağım ve bir sonraki modeli uygulamaya başlayacağım. Bir sonraki modeli uygulamak için de her iki modelin arasında bulunan 9 ilmeğimizin üzerine 9 ilmeğimizin üzerine sağdan 4, soldan 4 ilmek ayıracağım ve 5. ilmeğimizin üzerine modelini kuracağım. Yani 9 sıra ördükten sonra 2 4 6 8 ilmek öreceğim ve 9. modelin 9. ilmeğimin üzerine modelimi uygulayacağım. Yine 2 4 6 8 9 ilmek öreceğim ve 10. ilmeğimin üzerine modelimi uygulayacağım ve böylelikle de eşit bir şekilde ön kısmı için modelimi tamamlamış olacağım. Bu şekilde sıramızı takip ederek koltuk altına kadar modelimizi de uygulayarak örmeye devam edelim. Tulumun ön kısmı için 67 ilmeğimi modelimi uygulayarak koltuk altına kadar ördüm. Toplam modelimizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra fıstık modelini uyguladım ve her iki kenarda kol kesimini yapmaya başlayacağım. Ölçüsünü de vereyim size. Bu artırmayı tamamladığımız yerden koltuk altına kadar toplam 20 santim uzunluğunda ters örgümü örmüş oldum. Tersinden de sıramı saydığımda yine bu artırmayı tamamladığım yerden koltuk altına kadar ters sıralarım 68 sıra oldu ve her iki kenarda kol kesimini yapmaya başlayacağım. Kol kesimini yapmak için her iki kenarda 8 ilmeğimi haraşo örgü olarak öreceğim ve her ön sırada sağından ve solundan kesme işlemini yapacağım. Yakaya kadar kesme işlemini tamamladıktan sonra ön kısmını bitirmiş olacağım. İlk 8 ilmeğimi haraşo örgü olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8
Son sırada bulunan modelimi uyguladıktan sonra bir sıra düz örgü ördüm ve kol kesimini yapmaya başlıyorum. 2, 4, 6, 8 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm ve burada 9. ve 10. ilmeğimin ikisini bir alarak bir ilmek kesmiş oluyorum. Sıra sonunda 10 ilmeğim kalana kadar ön yüzden düz olarak öreceğim. Kol kesimini yaparken yine ön kısımda bulunan fıstık modelini de sıramı takip ederek uygulamaya devam edeceğim. Kenarlarda kesim yaptığımız için ortadaki ilmeklerimi modelime göre ayarlayacağım. Sayılarını ön yüzden sıra sonunda 10 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Burada kesimini yaparken soldan iç kısma doğru kesimini yaptım. İlmeklerimin yönünü değiştirmedim düzgün olduğu için. Burada da sol tarafta da sağdan iç kısma doğru kesimini yapacağım. Orada iki ilmeğimin yönünü değiştireceğim. Her iki kenarda kestiğim ilmeklerimin düzgün bir şekilde olması için sıra sonunda 10 ilmeğim kalana kadar örüyorum. 2, 4, 6, 8, 9, bir tane fazla örmüşüm. 10 ilmeğim kaldı. 10 ilmeğimin ilk 2 ilmeğinin yönünü değiştiriyorum. Sağ tarafa kesim yapacağım için daha düzgün olmasını istiyorum ve 2 ilmeğimi bir aldım. 8 ilmeğim kaldı. 8 ilmeğimi de haroşa örgü olarak örüyorum. Ön yüzden haroşa ilmeklerimi düz olarak aldığım için tersinden haroşa olarak ördüğümde ön yüze düşmüş olacak ilmeklerim. İlk ilmeğimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Gördüğünüz gibi ön yüzde haroşa ilmeklerim ortaya çıktı. Sıra sonunda 8 ilmeğim kalana kadar ters olarak örüyorum. Sıra sonunda 8 ilmeğim kaldı. 8 ilmeğimi de haroşa örgü olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. ilmeğimi de son ilmeğim olarak aldım ve geri dönüş yapıyorum. Her iki kenarda gördüğünüz gibi kol ilmeklerimin haroşa ilmeklerim belli olmaya başladı. Ön yüzden yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi bir aldım. 9. ve 10. ilmeğimi bir aldım. Ve yine sıra sonunda 10 tane ilmeğim kalana kadar haroşa örgü olarak düz olarak öreceğim. Pardon.
Sıra sonunda 10 tane ilmeğim kaldı. 8 ilmeğim haroşa ilmeğim. Önündeki 2 düz ilmeğimin burada yine yönünü sağ tarafa doğru değiştirdim ve ikisini bir aldım. Kalan 8 ilmeğimi de haroşa örgü olarak örüyorum ve ikinci kez ön yüzden kesme işlemini yapmış oldum. Tersinden yine aynı şekilde her iki kenarda bulunan 8 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Ortadaki ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Bu şekilde sağda ve solda kesme işlemini yapmaya devam edelim. Bu son sıradaki fıstık modelimizin tersinden yine 9 sıra olunca modelimi uygulamaya başlayacağım. Sıramı kesme işlemini yapmaya devam edeyim. Sıramı da tamamlayayım. Yine ön yüzden modelimizi birlikte kuralım. Her iki kenardan bir sıra daha kesme işlemi yaparak toplam 3 kez kesme işlemini yapmış oldum. Ve bu son modelimin de tersinden 9 sıra olana kadar sıramı tamamlamış oldum. Burada yine kesme işlemlerini yapmaya devam ederek modelimi de kurmaya başlayacağım. Ön yüzde 2, 4, 6, 7 tane kol kesimini yapmadan önce fıstık modelimiz varmış. Burada da 1, 2, 3, 4 tane model uygulayacağım. Modelimi uygulamak için yine ön yüzden 8 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. Ve sola doğru 2 ilmeğimi bir alarak bir ilmek daha kesme işlemini yapmış oldum. Ve bir önceki sıradaki fıstık ilmeğimin üzerine geldim. Her iki fıstık ilmeğimizin arasında 9 ilmeğimiz vardı. 2, 4 solundan 4 ilmek ayırdım. 2, 4 sağından 4 ilmek ayırdım. Ve ortadaki ilmeğimin üzerine modelini kurmaya başlayacağım. Yani 2, 4, 5 ilmeğimi öreceğim. Düz olarak 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğimi düz olarak ördüm ve bir alt sıradaki modelimin üzerine yine sıramı takip ederek gelmiş oldum. 2 zincirimi çekiyorum ve 4 tane trabzanımı yaparak modelimi tamamlıyorum. Dokuz ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimi ördüm ve yine bir model daha uyguluyorum. 10. ilmeğimin üzerine 1, 2 zincirimi çektim. 'lık modelimi uyguladım. Yine 9 ilmek öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimi ördüm ve 10. ilmeğimin üzerine yine bir model daha uyguluyorum. Hepsini bir topladım. İlmeklerimin 9 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimi ördüm. Ve 10. ilmeğimin üzerine burada da son fıstık modelini uyguluyorum. Burada yine sıra sonunda 10 ilmeğim kalana kadar öreceğim. 2, 3, 4, 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine 8 ilmeğimin önündeki 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim ve ikisini bir aldım. Ön yüzde olduğumuz için kesme işlemini de yapmış oldum sağda ve solda. Kalan 8 ilmeğimi de haroşa örgü olarak tamamladım ve bu sırada da 4 tane ön yüzde modelimizi uygulamış olduk. Yine her iki kenardan kesme işlemini yapmaya devam edeceğim. Bu son sıradaki modelimizin tersinden 9 sıra olunca yine modelimi uygulayacağım. Tekrar ben 9 sıra olana kadar kesme işlemini yapayım. Yine modelimizi hep birlikte kuralım.
iki kenarda kol kesimini yapmaya devam ederek bu son sıradaki modelimin de 9 sırasını tamamladım. Burada yine kesimimi yaparak modelimi de uygulamaya başlayacağım. Bir önceki sırada 2-4 tane fıstık modelini uygulamıştım. Bu sırada da 1-2-3 tane model uygulayacağım. Ön yüzden 8 dilimimi haroşa örgü olarak örüyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. Sola doğru 2 ilmeğimi bir aldım. Ve burada modelimi uygulamak için bir alt sıradaki her iki fıstığımın ortasındaki ilmeği modelimi uygulayacağım. 2-4-5 ilmeğimi düz olarak öreceğim. 1-2-3-4-5. 5 ilmeğimi düz olarak ördüm ve her iki ilmekli modelimin arasındaki sayıya gelmiş oldum. Yani sağdan 9 ilmek, soldan 9 ilmek ayırmış olduk. 5. ilmeğimin üzerine modelimi uyguluyorum. Modelimi uyguladım. 9 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada yine 10. ilmeğimin üzerine ikinci modelimi uyguluyorum. Modelimi, ikinci modelimi uyguladım. 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmeğimi düz olarak ördüm ve 10. ilmeğimin üzerine 3. modelimi de uygulayarak bu sıradaki modelimizi de tamamlamış olduk. Modelimi tamamladım. 1 2 3 4 5 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. 6. ve 7. ilmeğimin burada yönünü değiştirdim ve ikisini bir aldım. Kalan 8 ilmeğimi de haroşa örgü olarak örüyorum. Ön yüzden hem iki kenarda kol kesimini yapmış olduk hem de modelimizi uygulamış olduk. Yine bu şekilde kesme işlemini yapmaya devam ederek son sırada 3 tane modeli uygulamıştık. Tersinden 9 sıra olana kadar örelim ve bir sonraki modelimizi yine hep birlikte kuralım. Son sıradaki modelimi tamamladıktan sonra yine sıramı takip ederek 9 sıra ters olana kadar ördüm. Her iki kenarda kol kesiminde yaptım. Tulumun ön kısmı için son fıstık modelini uygulayacağım. Bu sırada da 2 tane model uygulayarak modelimi tamamlamış olacağım. Ön yüzden 8 ilmeğimi 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm ve 2 ilmeğimi bir aldım. Bir düz ördüm. 1 2 3 4 5 5 ilmeğimi düz olarak ördüm ve bir önceki modelimin sırasını takip ediyorum ve 6. ilmeğimin üzerine burada yine ön kısmı için son sırada bulunan iki modelimin ilk fıstık modelini yapıyorum. Dokuz ilmeğimi düz olarak öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada yine son modelimi uyguluyorum. Son modelimi de uyguladım ve ön kısmı için modelimizi tamamlamış olduk. 1 2 3
4, 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimin burada yönünü değiştirerek bir ilmek daha kesmiş oldum ve kalan 8 ilmeğimi haroşa örgü olarak tamamlıyorum. Şişimizde şu an sayalım kaç ilmeğimiz kalmış. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39 ilmeğim var. Tersinden sıramı tamamladıktan sonra ön yüzden yine sağda ve solda bir kez daha kesme işlemi yapacağım ve son kesme işlemini yapmış olacağım. Böylelikle de şişimizde 37 ilmeğimiz kalacak. Tersinden de sıramı tamamladıktan sonra 37 ilmeğimi yakası için 6 sıra haroşa örgü öreceğim ve 3 her iki kenarda düğme iliğimi açacağım. Düğme iliğimi açmak için de 3 diş haroşa örgümü ördükten sonra sıra başındaki 4 ilmeğimi öreceğim. Bir dolayıp 2 ilmeğimi bir alacağım. Sağ tarafta düğme iliğimi açmış olacağım. Sıra sonunda da 4 ilmeğim kalınca yine bir düğme iliğimi daha açacağım. Sıra sonunda da yine 4 tane ilmeğim kalınca bir düğme iliğimi daha açacağım ve her iki kenarda düğme iliklerimizi açmış olacağız. Düğme iliklerimi açtıktan sonra 3 sıra daha haroşa örgü ördükten sonra ön yüzden kesimini yapacağım ve yakası içinde 6 sıra haroşa örgümüzü tamamlamış olacağım. Ben ön kısmını tamamlayayım, tekrar geliyorum. Tulumun yaka kısmında son iki modelimi uyguladıktan sonra tersinden sıramı tamamladım. Yine önden sağda ve solda son kez kesme işlemini yaparak düz olarak ördüm. Şişimde 37 ilmeğim kaldı. 37 ilmeğimi de 3 diş haroşa ördükten sonra sağda ve solda her iki kenarda birer tane düğme iliğimi açtım. Ve yine 3 diş haroşa örgü ördükten sonra toplam yaka için 2, 4, 6 sıra haroşa örgüm olmuş oldu ve ön yüzden kesimini yaparak tulumun ön kısmını tamamladım. Gördüğünüz gibi ön kısımda hem kol kesimini yaparak hem de modelimizin sırasını takip ederek düzgün bir şekilde tulumumuzun ön kısmını tamamlamış olduk. Kenarları biraz düz örgü olduğu için kıvrılıyor arkadaşlar. Dikişimizi yaptığında daha düzgün bir şekilde tulumumuzu tamamlamış olacağız. Tulumumuzun ön kısmı tamam. Arka kısmını örmeye başlayacağım. Arka kısmı içinde yine aynı şekilde A kısmından 19 ilmeğimi 2 sıra haroşa örgü olarak ördüm. Ve bu arka kısımda tulumun A kısmında toplam 3 tane düğme iliğim olacak. Ortadaki düğme iliğimi A kısmında açacağım. Diğer düğme iliklerimi de sağda ve solda tulumu tamamladıktan sonra bacak kısımlarından lastik örmeye başlayacağım. Diğer düğme iliklerimi de lastik kısmına getirerek toplam 3 tane düğme iliğimiz olmuş olacak. 2 sıramı haroşa örgü olarak tamamladım. Burada ortada bir düğme iliğim açacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ilmeğimin ikisine bir aldım. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ilmeğimi de ördüm. Burada da her iki kenarda eşit şekilde sayılarımı bırakarak ortada düğme iliğimi açmış oldum. Ve tersinden yine haroşa örgü olarak öreceğim. Yine A kısmı için 4 diş haroşa örgümü tamamladıktan sonra önden düz arkadan ters örgü olarak öreceğim. Terslerimi saydığımda 12 sıra olana kadar 19 ilmeğimizi örelim ve her iki kenarda yine bacak artırmalarımızı hep birlikte yapalım. Tulumun arka kısmı için 19 ilmeğimi 4 diş haroşa ördükten sonra önden düz arkadan ters örgü olarak ördüm. Terslerimi saydığımda 12 sıra terslerim oldu ve her iki kenarda bacak artırımlarını yapmaya başlayacağım. Tulumun arkasında modelimi uygulamayacağım. Tamamen düz örgü olarak öreceğim. Yine her iki kenarda sağda ve solda artırmalarımı yaparak bacak kısmını oluşturmuş olacağız ve beden kısmı için ilmeklerimizi de artırmış olacağız. Bu arka kısmında hatırlarsanız ön kısmında 4, 4, 4, 3, 3 olarak artırma yapmıştım. Bu arka kısmında biraz daha geniş olmasını istiyorum. Bebeklerimiz bez kullanacağı için
arka popo kısmının biraz daha toplamasını istiyorum. Burada da her iki kenarda 3 ilmek olarak artırmalarımı yapacağım. Tamamını her sırada 3'er ilmek olarak artırma yapacağım ve 67 ilmeğim olana kadar artırmalarımı tamamladıktan sonra 67 ilmeğimi de yine koltuk altına kadar önden düz arkadan ters örgü olarak öreceğim. Sağ tarafta 3 ilmeğimi artırdım. 2, 3 ve ortadaki 19 ilmeğimi ön yüzden düz olarak örüyorum. İsterseniz arka kısmına da model uygulayabilirsiniz. Ama genelde bebeklerimiz yattığı için arka kısmının biraz daha rahat olmasını istedim. Arka kısmında model uygulamadım. Sadece düz örgü olarak ördüm. İsterseniz dileğinize göre arka kısmını da yine fıstık modelini uygulayabilirsiniz. Sağ tarafta ön yüzde artırmamı yaptım 3 ilmeğimi. Sol tarafta da yine aynı şekilde 3 ilmeğimi artırıyorum ve tersinden artırdığım ilmeklerin tamamını şimdiki ilmeklerimi ters olarak öreceğim ve yine ön yüzden sağda 3, solda 3 olarak artırmalarımı yapacağım. Bu şekilde şişimizde her ön sırada sağda ve solda artırmalarımızı 3'er 3'er yapalım. 67 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapmaya devam edelim. Tulumun arkası için 19 ilmeğimin sağından ve solundan her ön sırada sağdan 3, soldan 3 ilmeklerimi artırmaya başladım. Her sırada 3'erli ilmeklerimi artırarak toplam şişimde 67 ilmeğim oldu. Sağ taraftan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kez 3'erli ilmeğimi artırmış oldum. Sol taraftan da yine aynı şekilde 8 kez 3'erli ilmeğimi artırmış oldum ve 67 ilmeğe ulaştık. 67 ilmeğimi hiçbir işlem yapmadan, eksiltme veya kesme yapmadan, artırma yapmadan koltuk altına kadar düz olarak öreceğim ve koltuk altında yine ön kısımda yaptığımız gibi her iki kenarda kesme işlemini yapmaya başlayacağım. Bu şekilde 67 ilmeğimizi önden düz, arkadan ters olarak koltuk altına kadar örelim. Tulumun arka beden kısmı içinde artırmaları tamamladığım yerden koltuk altına kadar olan sıramı tamamladım. Arka kısmını gördüğünüz gibi tamamen düz ördüm. Yine aynı ön kısmı ördüğümüz gibi tersinden sıramı saydığımda 68 sıra olana kadar ters örgülerimi ördüm. Ve arka kısmı içinde her iki kenarda kol kesimini yapmaya başlayacağım. Arka kısmı içinde yine sıra başındaki 8 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kol kesimlerini arka yüzden, ön yüzden yapmaya başlıyorum. 8 ilmeğimi ördüm. 9. ve 10. ilmeğimin ikisini bir alarak kol kesimini yapmaya başlamış oldum. Sıra sonunda 10 ilmeğim kalana kadar ön yüzden düz olarak örüyorum. Sıra sonunda da 2, 4, 6, 8 kenar ilmeklerimiz. 9. ve 10. ilmeğin ikisini bir keseceğim. 2 ilmeğimi daha bir aldım. 10 ilmeğimiz kaldı. 10 ilmeğimin ilk 2 ilmeğini yine ön kısımda yaptığım gibi sağ tarafa kesim yapabilmek için 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. İkisini bir aldım. 8 ilmeğim kaldı. 8 ilmeğimi de yine haroşa örgü olarak örüyorum. Ön yüzden kesimini yapmaya başlamış olduk. Sıra sonundaki ilmeğimi ördüm.
Tersinde her iki kenarda bulunan 8 ilmeğimi haroşa örgü olarak öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm ve ortadaki ilmeklerimi sıra sonunda 8 ilmeğim kalana kadar ortadaki ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Arka kısmı için de kesmelerimi yine sadece ön kısımda yapacağım. Tersinde her iki kenardaki 8 ilmeğimi, kol ilmeğimi haroşa örgü olarak öreceğim ve ortadaki ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sıra sonunda 8 ilmeğim kalana kadar ortadaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İki, dört, altı, sekiz ilmeğimiz kaldı. Sekiz ilmeğimi de haroşa örgü olarak tamamlıyorum. Ve böylelikle ön yüzden bir kez sağda ve solda kesme işlemini tamamlamış olduk. Yine ön kısmını ördüğümüz gibi arka kısmını da aynı şekilde sağda ve solda kesme işlemlerini yaparak yakaya kadar 37 ilmeğim kalana kadar kesme işlemini tamamlayacağım. Arka kısmı için de şişimde 37 ilmeğim kaldığında 2, 4, 6 sıra haroşa örgümü öreceğim. Arkada düğmeyi açmayacağım. 37 ilmeğimi 6 diş haroşa örgü ördükten sonra her iki kenarda askılarımı öreceğim. Ve tulumun arka kısmını da tamamlamış olacağım. Bu şekilde 37 ilmeğimiz kalana kadar arka kısmını örelim ve 6 sırada haroşa örgümüzü tamamlayalım. Ve askılarını örmeye hep birlikte devam edelim. Tulumun arka bedeni için her iki kenarda kol kesimini yapmaya başladım. Sağda 8, solda 8 ilmeğimi bıraktım. 8 ilmeğimin solundan ve sıra sonunda 8 ilmeğimin sağından ilmeklerimi her ön sırada keserek toplam 37 ilmeğim kalana kadar kesme işlemini devam ettim. 37 ilmeğim kalınca da şişimde kalan ilmeklerimi yakası için 2, 4, 6 diş haroşa olana kadar ördüm ve arka kısmını da tamamlamış olduk. Her iki kenarda askı öreceğim arkadaşlar. Askılarımı örmek için kenardaki ilmeklerimin sayısını takip edeceğim. Yani sağda 8 ilmeğimi haroşa örgü olarak askılarım için öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 8 ilmeğimi ördüm. Solda da 8 ilmeğimi bırakarak askılarımı örmeye devam edeceğim. Sıra sonundaki 8 ilmeğime kadar ortada kalan ilmeklerimi keseceğim. Kesme işleminin de burada arkada yine bir tığ yardımıyla yapacağım. İsterseniz şişinizle, isterseniz tığınızla da yapabilirsiniz. Sıra sonunda 8 ilmeğim kalana kadar ortadaki ilmeklerimi kesiyorum. Çok sıkmadan, çok esnek bırakmadan aynı şişimizle kesme işlemini yaptığımız gibi tığımla da aynı şekilde yapıyorum. İki, dört, altı, sekiz ilmeğim kaldı. Yine buradaki şişimi çekerek ilk olarak sol taraftaki 8 ilmeğimi toplam 33 sıra haroşa örgü ördükten sonra ön yüzden kesim yapacağım. Daha sonra burada
arka kısımdan ipimi birleştirerek sağ taraftaki 8 ilmeğimi de 33 sıra haroşa ördükten sonra ön yüzden kesimini yapacağım ve böylelikle de her iki askıyı tamamlamış olacağız. Sıra sonunda 8 ilmeğimizi önden ve tersinden 33 sıra haroşa örgü olarak örelim, kesimini yapalım. Diğer taraftaki 8 ilmeğimizde 33 sıra örerek kesimini yapalım ve tulumumuzun arka bedenini de tamamlamış olalım. Her iki askıyı da 8 ilmeğimi sağdakini ve soldakini başladığım hizadan uç kısmına kadar toplam 33 sıra haroşa örgü örerek tamamladım. Diğer askımda yine aynı şekilde 33 sıra örerek tamamladım. Ön yüzden kesimini yaparak tulumumuzun arka kısmını da bitirmiş oldum. Yan dikişlerini yaparak bacak kısmından ilmeklerimi çıkartarak lastik örmeye başlayacağım. Yan dikişini yapabilmek için tulumun ön kısmını iç kısma doğru, diğer arka kısmını da yine iç kısma doğru getirerek her iki kenarından yan dikişini yapmaya başlayacağım. Bu ilmekleri artırdığımız yerden, tamamladığımız hizadan koltuk altına kadar, haroşa ilmeklerimize kadar her iki kenardan karşılıklı dikişini yapacağım. Yine sıfır dikiş olarak yapacağım. Buradan iğnemi geçirerek ucunu düğümledim, ipimi geçirerek. Gördüğünüz gibi yine karşılıklı ilmeklerimin içinden geçerek her iki yan dikişini bu şekilde tamamlayacağım. Bu uç kısımdan bir daha geçiyorum sabitlemek için. Yine karşılıklı ilmeklerimin içinden geçiyorum. Bu şekilde koltuk altına kadar, burada haroşa ilmeklerimize kadar yan dikişini buranın tamamlayalım. Diğer yan dikişini de yine aynı şekilde bu uç kısımdan koltuk altına kadar yan dikişimizi tamamlayalım ve bacak kısmından ilmeklerimizi çıkartarak lastik örgümüzü örmeye devam edelim. Her iki yan dikişini dikerek tamamladım beden kısmını. Askılarımın uç kısmına da iki diş haroşadan sonra her iki askımın uç kısmına da düğmelerimi diktim. Gördüğünüz gibi ön kısımda düğme iliklerimizi açmıştık. Bu şekilde geçirerek askılarımızı da tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve bacak kısmı için ilmeklerimi çıkartmaya başlayacağım. İlk olarak ilmeğimi çıkarmak için arka kısımdan diğer ön kısma kadar bir bacağının ilmeğini çıkartacağım. İlmeğimi çıkarmak için de buradan uç kısımdan şişimi geçiriyorum. İlk olarak tığımızla da alabiliriz. Bu şekilde ilmeğimizi geçirdikten sonra buradan bir kez geçirdiğimiz ipimi sabitleyeceğim. Düğüm yaparak sabitliyorum. Daha sonra her ilmeklerimin arasından bir ilmek çıkartıyorum. Bu uç kısımlardan çıkartabilirsiniz ilmeklerinizi. Buradaki bağladığım ipimi de her sırada bu şekilde dolayarak gizlemesini de yapmış olacağım. Gördüğünüz gibi uç kısımdan çıkardım. Bu kenar kısımlarda ilmeklerimin uç kısmından çıkartacağım. Bu ön kısımdaki artırma yerlerimi de ilmeklerimin arasından çıkartacağım ilmeklerimi tek tek. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkartalım.
Bu araya geldiğimiz zaman da bu aralardan çıkartıyorum. Çok uç kısımlardan ilmeklerimi almıyorum. Düzgün olması için her ilmeğimin arasından bir ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar, yani bacak kısmının orta kısmına geleceğim ve yine ilmeklerimi çıkarmaya devam edeceğim. Diğer ön kısmına kadar bacak kısmından ilmeklerimizi çıkartalım. Arka kısımdan ön kısma kadar olan yerden bacak kısmından ilmeklerimi çıkardım. Toplam 64 ilmeğimi çıkartarak tamamlamış oldum. Bir ters bir düz lastik örmeye başlayacağım. İki sıra lastiğimi ördükten sonra bu arkası için ortada ilk düğmeliğimizi açmıştık. Diğer her iki kenarda lastiklerimin kenarında da sağında ve solunda yine birer tane daha düğmeliği açacağım. İlk olarak burada iki sıra ördükten sonra arka kısmında 3 ilmekten sonra bir dolayıp 2 ilmeğimi bir alarak bir düğme iliği daha açmış olacağım. Ve bu şekilde lastiğimi bir ters bir düz olarak örmeye devam edeceğim. Ve 5-6 sıra ördükten sonra kesimini yaparak bacak kısmını tamamlamış olacağız. Şişimizdeki ilmeklerimizi, arkadaki düğme iliğimizi açmayı unutmayalım. Bir ters bir düz olarak örmeye devam edelim. Bacak kısmı için çıkardığım ilmeklerimi bir düz bir ters olarak tamamladım. Toplam 2, 4, 6, 7 sıra örmüşüm arkadaşlar. 5-6 sıra dedim ama 7 sıra yeterli oldu. Bu arka kısmında lastiğimi örmeye başlarken de yine kenar kısımda 3 ilmek bırakarak arka kısımda bir düğme iliği daha açmış oldum ve arka kısımda gördüğünüz gibi ikinci düğme iliğimizi de açmış oldum. 64 ilmeğimi 2, 4, 6, 7 sıra ördükten sonra ön yüzden kesimini yapmaya başlayacağım. Kesimini yaparken de örerek kesme tekniği yapacağım. Lastiğimizin bacak kısmının çok sıkı olmaması için örerek kesme tekniğini yapmak için ilk ilmeğimi alıyorum. Bir yanındaki ilmeğimi takip ediyorum. Düz ilmeğim olduğu için düz olarak ördüm ve arkadaki ilmeğimi üzerinden geçirdim. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum ve arkadaki ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Düz ilmeğimi düz ördüm ve arkadaki ilmeğimi üzerinden geçirdim. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm ve arkadaki ilmeğimi üzerinden geçirdim. Bu şekilde sıra sonuna kadar kesme işlemini tamamlayacağım ve diğer bacak kısmından da ilmeğimi çıkartacağım. Burada da ön kısımdan ilmeklerimi toplamaya başlayacağım. Yine aynı şekilde diğer bacağımda çıkarttığım ilmek sayısı kadar ilmeğimi çıkartacağım. Sizler elinize göre 64 ilmek çıkarmıştım ben. 65, 66 ilmek de çıkartabilirsiniz. İpinize göre sayısı değişebilir. Buradan arka kısımdan da yine ön kısımdan pardon arka kısmına kadar ilmeklerimi çıkartacağım. Arka kısımda yine lastiğimi örmeye başlarken devam ederken bir düğme iliğimi açacağım. 7 sıra düz örgümü ördükten ters örgümü ördükten sonra buradaki bacak kısmının da kesimini yaparak her iki bacağını tamamlamış olacağız ve tulumumuzu da bitirmiş olacağız. Ben her iki bacağını tamamlayayım, tekrar geliyorum. Her iki bacak kenarından ilmeklerimi çıkartarak lastik örgümü ördüm. Arka tarafta da düğme iliklerimi açarak her iki kenarda arka kısımda da 3 tane toplam düğme iliği açmış oldum ve ön kısma da yine aynı hizamı takip ederek 3 tane düğme iliğimi dikerek tulumumu tamamlamış oldum. Düğmelerimizi ilikleyelim. Düğme iliklerimiz arka kısımda oldu. Düğmelerimi de ön beden kısmının uç kısmına diktim, A kısmına ve böylelikle de A kısmı düğmeli olarak rahat bir şekilde kullanım olmasını sağlamış olduk. Gördüğünüz gibi tulumumuzu bitirdim. Ön kısmı bu şekilde olarak tamamlandı. Arka kısmı da bu şekilde olarak tulumumuzu tamamlamış olduk. Tulumun boyutu 1 yaş için uygun oldu. 6 ay 1 yaş arası örmek isterseniz bu ortada 17 ilmek ile başlamıştım. 15 ilmek başlayabilirsiniz.
Kenar artırmalarını yine aynı sayıda yaparak koltuk altı hizasına kadar bir iki sıra daha, yani bir model daha eksik yapabilirsiniz. Yine kol kesimini yakaya kadar aynı sayıda yaparak 6 ay 1 yaş arası örmüş olursunuz. Biraz daha büyük örmek isterseniz ortadaki 19 ilmek yerine 21 ilmek başlayabilirsiniz. Yine bacak artırımlarını, beden artırımlarını aynı şekilde yaparak koltuk altına kadar da 1-2 sıra fazla uzatarak 1-1,5 ve hatta 2 yaş arası örmüş olursunuz. Kullandığınız ipinize göre boyutu değişebilir arkadaşlar. Daha ince yazlık bir iple ördüğünüzde 3-3,5 numara şişle aynı sayılarla ördüğünüzde boyutu birazcık daha küçük olacaktır. Dediğim gibi kullandığınız ipinize, şişinize, elinize göre boyutu değişebilir. Tulumdan kalan yumağım bu kadar. Yumağım kaldı. Daha önce sizlere bu tulumun şapkasını ve askılı şortunu anlatmıştım. Şortum, şapkam ve tulumum için toplam 3 yumak kullanarak bu güzel takımı örmüş oldum. Ve hatta 3 yumağımdan bu kadar ipim kaldı. İpim de tekrar söyleyeyim, Himalaya Bebelux. 3 yumak kullanarak bu güzel takımı sizler de örebilirsiniz. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Beğenirsiniz. Örecek arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki çalışmamda tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.